Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız konu anlatım videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günümüzün konusu dik üçgende Pisagor teoremi. Aslında üçgende defalarca bunları rastladık ama şimdi detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Pisagor teoremi dik üçgende dikliğin karşısındaki kenara hipotenüs dersek, hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerinin toplamı şeklinde ifade ediliyor. Unutmayın, hipotenüs daima dik kenarlardan daha büyüktür. Yani A, B'den de büyük, C'den de büyük ve A kare eşittir B kare artı C kare formülü geçerli dik üçgende. Neden demişiz? Buraya ben bir tane çizdim ispatını hazırlamak için ama bir kare içerisinde farklı kenarlara değen bir tane daha kare oluşturduğunuzu düşünün. Taban açıları kaçar derece? Şu açılar 90'ar derece. Mesela bakın, şuraya çizik diyelim, şuraya nokta. İçeride bir tane daha kare oluşturduğunuz için nokta 90. O zaman buranın çizik olması lazım. Çünkü nokta, özür diliyorum, nokta ile çizik toplamı 90 derece. Aynı şey burası. Nokta, çizik. Nokta, çizik. Burası da nokta. Evet, nokta ile çizik peş peşe geldi. Şunlar da zaten kaçar derece dedik? 90'ar derece. Şimdi şöyle yapalım mı? Bu içerisinde bir kare değil mi? Bunlara C diyelim. Noktanın karşısına A diyelim ve şuna çizgin karşısına A diyelim ve şuna dikkat edelim. Şu dört üçgen de eş üçgenler. Neden? Hipotenüsleri C ve açıları aynı. Yani kenar açı kenar ya da açı kenar açı mantığını düşünebiliriz burada. Peki kenarlar C ise o zaman noktanın çizgin karşısı A, çizgin karşısı A, çizgin karşısı A, çizgin karşısı A. Noktanın karşısına B diyelim. Burada da noktanın karşısı B, B, B olacaktır. Hadi gelin şimdi Pisagor bağıntısını oluşturmaya çalışalım. Büyük karenin abanı bir kenarı A artı B olduğu için A artı B'nin karesidir. Büyük karenin abanı eşittir şu içerideki küçük karenin abanı, yani C kare artı 4 tane şu üçgenden. 4 tane üçgenin abanı neydi? A çarpı B bölü 2 değil miydi? Tamam. Büyük karenin abanı bir kenarı A artı B birim olduğu için A artı B'nin karesi. Daha sonra İçerinin abanını totalde hesaplayacağıma göre bir tane C kare var. Artı 4 tane de A çarpı B bölü 2 var. Hadi devam. 2AB. Bunu açarsam A kare artı 2AB artı B kare eşittir C kare artı 2AB. Wow. 2AB'ler giderse A kare artı B kare eşittir C kare. Tabi burada hipotenüse C dediğim için C kare eşittir A kare artı B kare şeklinde çıktı formül. Demek ki Pisagor bağıntısı dik üçgenlerde geçerli, hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerinin toplamı. Bunun farklı hesaplamaları da var. Yabuktan veya daireden de var. Ama en rahat anlayabileceğiniz bu olduğu için bunu yaptım. Bazı özel dik üçgenler vardır. Bunları bilmekte fayda var. Yani her seferinde A kare artı B kare eşittir C kare demenize gerek yok. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki bir tane üçgen var. İşte şurası dik, şurası 4, şurası 5 ise x'i istiyorsa yapmanız gereken şey x kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi. Aslında kolaylıkla bulabilirsiniz. X kare eşittir 16 artı 25. X kare eşittir 41'den x eşittir karekök 41 çıkacaktır. Ancak bazı üçgenler var, hesap yapmanıza bile gerek yok. İlk etapta öğrenmek için hesap yapalım. Mesela şurası 3 olsun, şurası 4, şurası x olsun. X'i bulalım. X kare eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesi. X kare eşittir 16 artı 9. X kare eşittir 25. X eşittir 5. Wow, tam sayı çıktı. Biz buna 3, 4, 5 üçgeni diyoruz. Sadece bu değil. Bakın. Dik kenar. 6, 8 verelim. Bu sefer burayı 10 hesaplayacaksınız. Yani 3, 4, 5 diye bir üçgen var. Ve sen bunu genişletebiliyorsun. Tüm kenarlarını 2 ile çarp. 6, 8, 10 diye bir üçgen var. Tüm kenarlarını 3 ile çarp. 9, 12, 15 diye bir üçgen var. Ve hepsi aynı üçgenler. O zaman bizim şunu düşünmemiz lazım. Biz 3K, 4K, 5K diyelim. Böyle bir üçgen var olsun. Ve öğrenci K yerine istediği değeri yazsın, bulsun. Anlaştık mı? Mesela 5, 12, 13 üçgeni de vardır aynı şekilde. 5'in karesi artı 12'nin karesine baktığınızda 169, yani 13'ün karesi yaptığını göreceksiniz. O zaman bu da bir özel üçgen. Ve ben bunu da bilmeliyim. Bunu bilmeliyim ki eğer 2 dik kenarı 5, 12 verirse bu 13'tür diyebilmeliyim. Ya da bir dik kenarı 5 verilmiş, bir dik hipotenüsü 13 verilmiş. Ben buranın 12 dendiğini, olması gerektiğini hemen anlamalıyım. Yoksa işlemlerim çok uzun sürecek. Ya da bakın şimdi.
burası 10, burası 26 verilirse A 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı. O zaman burası da 5, 12. 12'nin 2 katı 24 olacak diyebilmeliyim. Başka özel üçgenlerimiz yok mu? Var. 8, 15, 17 özel üçgendir. 7, 24, 25 özel üçgendir. 11, 60, 61 yani özel üçgen diyebiliriz ama çok da özel değildir. Akla gelmez çünkü. Öyle değil mi? Fakat bir üçgenin dik üçgen olduğunu anlamanız için size basit bir kural söyleyeceğim. En büyük iki kenara baktığımızda 5 ve 4 toplayın 9 küçüğün karesi. En büyük iki kenara baktığımızda 13, 12 toplayın 25 küçüğün karesi. En büyük iki kenara baktığımızda 25, 24 toplayın 49 küçüğün karesi. En büyük iki kenarı topladığımızda 121, 11'in karesi. Artı bu en büyük iki kenar arasındaki fark 1. Burada, burada. Sadece bu küçük dik kenarı çift sayı olduğu için uymuyor. Yani aslında buradaki olay iki kare farkından gelen bir durumdur ama orada çok detaya girmeyeyim. Siz şöyle düşünün. En büyük iki kenar ardışık iki kenarsa ve toplamları diğerinin karesini veriyorsa bu bir özel üçgendir. O zaman sen de kendi özel üçgenini tasarlayabilirsin. Mesela şöyle yapalım. En küçük kenarı 13 seçelim. 13 karesine 169 mu? Hangi ardışık iki sayının toplamı 84 ile 85 mi? O zaman buraya 85, buraya 84 dersen bu da gerçekten bir dik üçgen olacaktır ve bunun karesi eşittir, bunun karesi artı bunun karesini sağlayacaktır. Kontrol edebilirsin. Peki, tamam özel üçgenleri öğrendik hocam. Nasıl uygulayacağız derseniz hemen başlayalım. İlk önce burayı kapatalım mı? 5, 12, 13. Az önce öğrenmiştik. Şimdi şurayı kapatalım. 12, 20. Dıt ne? Şöyle düşüneceksin. 12, 16, 20 diye bir özel üçgen vardır. Ama sen şu anda bunu fark edemiyorsun öyle değil mi? O yüzden şunu yapacaksın. Verilen iki kenar 12 ve 20 mi? Evet. Kaça bölünüyorlar? 4'e. 4 çarpı 3, 4 çarpı 5. Bakın 4'e ayırdığınızda 3, dıt 5. Yani 3, 4, 5 üçgeni olmuyor mu? Evet. Peki kaç çarpı 4 olacak? 4 çarpı 4. Çünkü hepsi 4 ile genişletilse bu da 4 ile genişleyecek. Yani kısacası burası 16. Buraya 11 mi kalır bu durumda? X eksi y farkı kaç olacaktır? 2 olacaktır. ABC ve ABD dik üçgen. AB eşittir BC. İkizkenar dik üçgen. İkizkenar dik üçgense şu kenarlara x, x diyelim. Hipotenüs daima x kök 2 çıkacaktır. Yani hipotenüs 9 kök 2 ise burası 9'dur arkadaşlar. Hocam nereden bileceğiz? Bu pratikle elde edilebilecek bir şey ama diyelim ki fark edemediniz. O zaman şunu yapacaksınız zaten. X kare artı x kare eşittir 9 kök 2'nin karesi diyeceksiniz. X'i hesaplayacaksınız. Peki bitti mi bitmedi? Buranın 9, buranın 9 olduğunu buldum ama benden istediği A D yani şu uzun kenar. Bu sefer şu dik üçgene bakacağım. 9, 12. 3'ün 3 katı, 3'ün 4 katı. 3'ün 5 katı. Burası da kaç olacaktır? 15 olacaktır. Evet. 9. sınıf öğrencisi Ahmet evden okula giderken şekildeki dikey ve yatay güzergahı kullanıyor. Yani evden okula 30 metre böyle yürümüş. 150 metre böyle, 50 metre böyle. Ev ile okul arasındaki mesafeyi en aza indirgeyen bir yol olsaydı Ahmet kaç metre yol yürürdü? Ev ile okul arasını en aza indirgeyen yol şöyle olurdu. Direkt kesime. Öyle değil mi? İşte bu uzunluğu soruyor bize. Bunu çizdiğimiz anda birçok öğrenci şurada ve şurada hipotenüs olduğunu düşünüyor. Doğru. Ancak orada işin içerisinden çıkılması zor. Bunun yerine şunu yapın. Ben burayı mı arıyorum? Şunu şöyle bir dikdörtgen oluşturun şu aşağıda. Burası 150 ise burası da 150. Burası 30 ise burası da 30. Bakın. Burası 80, burası 150. Burayı bulmam lazım. Sıfırları kapatın. 8-15. 8-15, 17 şeklinde bir özel üçgen vardı. O zaman burası da kaçtır? 170'tir. PRS pozitif tam sayı ama P ayrıyeten asal. Buna göre dik üçgende R'nin P cinsinden değeri. Hatırlıyor musunuz? Ardışık sayı var olmalı vesaire demiştim. Oradan gideceğiz muhtemelen ama henüz bilmiyorum, görmedim. Ne yapacağım? Benim bildiğim P kare artı R kare eşittir S kare diyebilmek. Şimdi P asal diyor ya, P'yi yalnız bırakın. Eşittir
S kare eksi R kare. Arkadaşlar P asalsa burası ya 3'ün karesi ya 5'in karesi ya 7'nin karesi. Yani ya 3 ile 3'ün çarpımı ya 5 ile 5'in çarpımı ya 7 ile 7'nin çarpımı. Öyle değil mi? Gidip de 2 ile atıyorum 16'nın çarpımı olamaz. Çünkü asal bir sayının karesi. Önemli olan orası değil de aslında burası. Bakın S kare eksi R kare. Bu 2 kare farkına ayrılabilir. S eksi R, S artı R. Doğru mu? 2 kare farkına ayırdığınızda burası asal bir sayının karesi. Bunların her ikisi mesela 7'nin karesi diyelim. Bu 7 çarpı 7 olabilir mi? Mecburen 1 çarpı 49 olabilir. Öyle değil mi? Neden? Çünkü 7'nin karesi çarpanlarına ayrılacak olursa ya 7 çarpı 7 çünkü asal ya da 1 çarpı 49 olmak zorunda. Burası 7 çarpı 7 olamayacağına göre 1 çarpı 49 olmak zorunda. Yani burası 1 olmak zorunda, burası P kare olmak zorunda. Çünkü bu P kareye eşit. S eksi R eşittir 1. S artı R eşittir P kare. Benden istediği R'nin P türünden diyelim. Eksi artı eksi. Taraf tarafa topla. 2R eşittir. P kare eksi 1 oldu. Her tarafı 2'ye böl. R eşittir. P kare eksi 1 bölü 2 oldu sevgili arkadaşlar. Biraz zor bir soru farkındayım. Ama MEB bu soru tarzını kitaplarına koymuş. O yüzden sizlerin de görmenizde, öğrenmenizde fayda var. Tam aslında üniversite imtihanı sınav sorusu gibi bir şey. Peki benden istediği AD uzunluğu yani şurası. Bu tarz üçgenlerde özellikle ikizkenar görürseniz hipotenüsü kullanmak için mutlaka dik indirin. Hatta şöyle bir laf vardı eskiden. İkizkenar gördüğünde dik indirmeyen bizden değildir. Neden? Çünkü bu diklik biliyorum ki tabanı ikiye eş parça ayıracak. 6, bıt, 10. Bu üçgenin adı 6, 8, 10 üçgenidir. Yani 3, 4, 5'in 2 katı. Şimdi yeni bir tane diklik oluştu. AD'ye x dersem. X kare eşittir 8'in karesi. Artı 10'un karesi. 164 x kareye eşit. X eşittir karekök 164. 41 çarpı 4 yani 2 karekök 41 olacaktır. Peki dikkat edin. Burada bir üçgen var. Burada hipotenüs var ama bu hipotenüs bir diğer üçgenin dik kenarı. O zaman adım adım gideceğiz. Önce buraya A diyelim. A'yı bulalım. A kare eşittir 3'ün karesi artı 6'nın karesi. A kare eşittir 36, 9 daha 45. A eşittir karekök 45. Tamam, buraya karekök 45 dedim. Şimdi buraya geliyorum. Pardon, 45 demem lazımdı. Burada da şuraya B diyelim mi? B'yi arıyorum bu sefer. B kare eşittir. Karekök 45'in karesi ki kendileri 45 olur. Bir de 5'in karesi kendileri 25 olur. Ne olur? 70 mi oluyor B kare? 70. O zaman B eşittir kök 70. Ve son hamle. Burayı kapattım. Buraya C diyelim. C kare eşittir. Kök 70'in karesi yani 70. 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20. 90. C eşittir. Kare kök 90. Yani 3 kare kök 10 olacaktır. AD uzunluğu isteniyor bizden. Verilen bir dik yamuk var. Dik yamukta dik üçgen kolaylıkla oluşturulabilir. Sadece dikkat edeceksiniz. Hop şuradan bir dik indirin. 5. Burası da mı 5? Tamamı 8 mi? Burası 3 mü? Şuraya h diyelim mi? Dik, yükseklik ya. H kare artı 3'ün karesi eşittir 7'nin karesi. H kare artı 9 eşittir 49. H kare eşittir 40. H eşittir karekök 40. Yani 2 karekök 10 olacaktır. Devam. Yine bir dik üçgen var. Ama ikizkenar mı? Hayır, öyle bir şey söylememiş. Burası 4, burası 3 kök 10, burası 10. Ne yapabilirim? Burada dikkat ederseniz bir orta nokta vermiş. Arkadaşlar benzerliği öğrendiniz. Şu orta noktadan kenara paralel çizerseniz eğer burası da orta nokta olacaktır. Öyle değil mi? 1'e 2 oranıyla. Aynı zamanda burası da ne olacaktır? Dik olacaktır. Neden? Paralel oldukları için. Onu iptal edin. 5'e 5 mi yazacağız? Tamam. Şimdi buraya x diyelim biz. X var mı soruda? Yok. Bakın şurada Pisagor bağıntısını uygulayacağım. X kare artı burası 9 olduğuna göre 9'un karesi eşittir
3 kök 10'un karesi. X kare artı 81 eşittir 90. X kare eşittir 9. X eşittir 3. X eşittir 3. Şimdi de burayı kapatıp benzerlik düşünelim. 1'e 2 oran yok mu? Evet. O zaman 3'e 6 olacaktır AB değeri. Benzerlikten bunu da bulduk. Yine dikkat ederseniz benzer bir soru. Bu eşit, bu eşit, bu eşit. Buradan dik indirsem 30, 60, 90. Fakat herhangi bir uzunluk AC'yi biliyorum. Ha şurası 6. Şurası da 6 o zaman. AC'nin tamamı 12 birimse. 6, 6. Pek bir yer yakalayamadım gibi. Ama bu sefer diklikten orta noktayı çizersem yine daha önceden öğrendiğim muhteşem üçlü kavramına geliyorum. Muhteşem üçlü kavramında üçü de birbirine neydi? Eşitti. Daha doğrusu dik üçgende diklikten indirilen kenar ortay böldüğü parçalara eşitti. Bu durumda karşıma ikizkenar üçgen çıktı. Yani burası da 30. 30, 30, 60. Aa, bu ikizkenar olduğuna göre burası da 60. Çok 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 enteresan. Aa, burası 60 ise 90, burası 30. Farklı yerlerden de yakalayabilirdim ama 30, 60, 90 üçgeni çok işime yarıyor şu anda. Neden? Benden AB'yi istiyor. Evet. E şimdi hipotenüs 12 ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısı değil miydi? Yani 6 birim değil miydi? Dik üçgende trigonometrik bağıntı var, hatırlayın biraz. Tamam. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı değil miydi? Evet. O zaman yanıt 6 karekök 3 olacaktır. Yine dik üçgenden kenar ortay gelmiş. Burası 13 olduğuna göre bunlar da 13'tür. Çünkü iki eş parçaya bölmek zorunda. Daha sonra şuradaki dikliği görün. Farkında mısınız? 5, dıt, 13. Yani 5, 12, 13 üçgeni var. O zaman burası 12'dir. Şimdi 8, 12. Bakın aslında şunu yapabilirsiniz. Buraya x diyelim. X'in ha, bu arada benden ne istiyor? BC'yi istiyor. BC'yi daha farklı bir şekilde bulabilir miyim diye bakıyorum. Ya yok, en kolayı bu olur herhalde. Bunu bulup daha sonra Pisagor'dan burayı bulacağım. Şöyle yapalım. X kare eşittir 8'in karesi artı 12'nin karesi. X kare eşittir 64 artı 144. X kare eşittir 208. 64, 144. O zaman X karekök içerisinde 208. Öyle değil mi? Şimdi gelelim şuraya, C diyelim mesela. C kare artı karekök 208'in karesi eşittir 26'nın karesi olacaktır. Öyle değil mi? Tamamı 26 olduğu için. C kare artı 208. 26 çarpı 26. Aslında 25 çarpı 25 ya da 13'ün karesinden yola çıkarak bulunabilir ama işlemi yapayım her ihtimale karşı. 120, 36 daha 156. 52 daha 676 mı olacak? 676. Son hamleler. C kare eşittir 676'dan vuralcığım 208'i çıkartabilir misin? Tabii ki. 16'dan 8 çıktı. 8, 6, 4. 468. Sonuçta C eşittir karekök içerisinde 468 olacaktır. Eğer tam sayı olarak yakalamaya çalışırsak o zaman da şunu yapmamız lazım. Yani tam değer olarak, özür diliyorum, tam sayı olmaz da. 468'i asal çarpanlarına ayıracağız. Kankalama metodu. 2'ye bölelim 234. 2'ye bölelim 110. 7. 117. 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölelim 39. 3'e bölelim 13. 13'e bölelim 1. Kanka dışarı, kanka dışarı. Bunlar dışarıda 6 karekök 13 olacaktır. Az önce şöyle bir şey söylemiştim. Yani farklı bir yoldan daha yapabiliriz ama dediğim kısma geçeyim isterseniz. Yani burada üçgenin alanı devreye gelebilir. Mesela bakın. Buranın alanı 12 çarpı kaç olacaktır? 12 çarpı 13 bölü 2. Tamamının alan olduğunu sayarsak eğer 12 çarpı 13 bölü 2 burası. Burası tabanları aynı olduğu için burası da aynı olacak. 12 çarpı 13 tüm alan. Burayı bulduktan sonra alandan yola çıkarak da burayı bulabilirdik. Bu bilir. İkincisi, bakın burası 12, burası 8 ya. 8'i 4 çarpı 2 diye yazın. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazın. 2 ve 3'e Pisagor'u uygulayın. 9, 4 daha 13, kök 13. Ama 4 çarptığı için 4 kök 13. Böyle de gidebilirsiniz. Yani sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Bu süreci biraz daha hızlandırır. Burası 3 olarak verilmiş. Burası 15 olarak verilmiş. AC eşittir AD. Benden istediği AB değeri.
Bakın bu da özel bir soru. Bu soru tarzlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir tane dik çekeceğim. Ne işime yarayacak ben de henüz bilmiyorum. Şuraya nokta diyelim. Şuraya çizik diyelim. Nokta ile çizgin toplamı şu anda 90. Bu açıda 90 derece. Burası nokta ise burası çizik olmak zorunda. Burası da nokta olmak zorunda. Şunu fark etmenizi istiyorum. Nokta çizik 90. Nokta çizik 90. Benzer üçgenler. Ayrıca hipotenüsü çift çizik. Bunun da hipotenüsü çift çizik. Demek ki hipotenüsleri eşit. O zaman bunlar eş üçgenler. Eş üçgenlerse noktanın karşısı 3 ise burada da noktanın karşısı 3. Çizgin karşısı şuraya x diyelim. Çizgin karşısı x artı 3 ise burada da çizgin karşısı x artı 3. Aha, olayı şu üçgene taşıdım. X, x artı 3, 15 üçgeni. İsterseniz şunu yaparsınız. 15'in karesi eşittir x'in karesi, x artı 3'ün karesi. Sonra buradan x'i bulmaya çalışırsınız ki şu anda sizin için zor. İkinci derece denklemleri bilmiyorsunuz. Ya da şunu fark edersiniz. Aa, ben x'e 9 verirsem 9, 12, 15 üçgenini ne yapıyor? Sağlıyor. Yani burası kaç? AB 9 olmak zorunda. Yerden yüksekliği 40 cm, uzunluğu 1 metre olan bir sarkaç 60 cm sağa çekilince, yani şurası 60 cm. Şekildeki görünümü almıştır. Buna göre A noktasının yerden yüksekliği çok kolay. Bakın, sarkaç şurası 60 cm, değil mi? Topun büyüklüğü, şunun büyüklüğü önemsiz. Yani burada görülsün diye kocaman bir şey çizilmiş ama bunu görmenize gerek yok. Şöyle bir üçgen varmış gibi düşüneceksiniz burada. Burası 60 ve ipin uzunluğu 1 metre, yani 100 santim. Burası 100 olacak o zaman. 6, 8, 10. O zaman burası 80 midir? Yani yerden yükseldikten sonra şurası 20 metre, 20 santimetre daha yukarıya çıkmış. Benden istediği de bu. Son durumda şu sarkacın yerden total yüksekliği 60 santimetre olacaktır. Kenar uzunlukları tam sayı olan bir ABC dik üçgeninde dik kenar uzunluklarından biri 13 birimdir. Hemen bakalım. Diğer iki kenar uzunlukları da. Ben bunu zaten size farkında olmadan çözmüşüm. X, Y. Ne demiştim? Bunun karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamı olur. Bunun karesi diğer iki kenarın toplamı olur. Artı bunların farkı da 1 olmalı. Şimdi tüm uzunluklar eğer tam sayıysa acaba şunu aklınız gider mi hocam? 5, 12, 13 neden değil? Çünkü dik kenarlardan birisi 13 olacak. 5, 12, 13 üçgeninde hipotenüs 13. Buna dikkat edin ayrıca. Şunu da söyleyeyim size. Bazen sorularda şunu yapıyorlar. 4, 5 çocuk hemen buraya 3 yapıştırıyor. 3, 4, 5 üçgeninde hipotenüs 5 olmalı. 3 olamaz. Anlaştık. Peki burada 13'ün karesi 169'du. Hatırlayın 84 ve 85 miydi? O zaman burası 84, burası 85. Yani diğer iki kenarın toplamı 169 olacaktır. Devam edemiyoruz. Bitirmişiz konuyu. Güzel geldik sevgili arkadaşlar ama konularımız bitmedi. Biliyoruz şu anda evlerinizdesiniz. Online olarak dersleri görüyorsunuz ama bu size lütfen rehavete itmesin. Çünkü sonucunda üniversite imtihanına sizler de gireceksiniz. Eninde sonunda bu derslerin yazılarında olacaksınız. Aman ha, vakit kaybetmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.